Dertap hoş geldiniz. Ben Tugay Kaban. Ben Enes Malik Bayraktar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoda sizlerle beraberiz. Şu anda bu videoyu izleyen ve hala kanalımıza abone olmayan sevgili müstakbel takipçilerimiz. Evet. Neden abone olmuyorsunuz? Neden? Bizi mutlu edin. Siz de mutlu olun. Bakın biz sizin için video çekiyoruz. Ha burada şimdi bunu diyorum ya kendimiz. Hadi lan oradan diyor. Kendi yani içinden. Diyor ki kendiniz için çekiyorsunuz gelmiş burada bize ayak yapıyorsunuz. Orası ayrı canım yani o, burada tabii ki, birilerine hitap ediyoruz. Birilerine ulaşmaya çalışıyoruz. Derdimiz bir şeyleri toplayıp ortaya koymak. Neticede tabii ki kendimiz yani için de yapıyoruz. Bir sofra kuruyoruz burada yani. En nihayetinde evet. O sofranın etrafında toplanıyoruz. Evet sizi de davet ediyoruz. Lütfen videolarımızı beğenin efendim. Çevrenize de önerebilirsiniz. Evet. Tabii diğer sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın diyerekten. Hatta onları da şöyle... Koymayalım. Koymayalım mı? Tamam. Koymayalım. Yani Instagram, işte Twitter ve... Zaten TikTok. İnsanlar ulaşabilir rahatlıkla. Yani Dertap yazdığınız an çıkıyoruz her yerde. Evet, bugünkü konumuza gelecek olursak Tugay, bugün ne yapıyoruz? Hadi bize söyle. Bugün bakalım. Çok değişik bir şey yapmaya karar verdik. Aslında bu bizim tamamıyla normal konuştuğumuz sıra bir gün içerisinde yani ortaya çıktı. Hı hı. Enes bana dedi ki... Ne dediğini tam olarak şimdi hatırlamıyorum ama şöyle şu minvalde bir şeyler söyledi. Bu Netflix'te dedi neden bu yok? Neden ben bunu yapamıyorum? Diye bir şey söyledi. Evet. Sonra konuyu açtı ve dedik ki insanların Netflix üzerine yaptıkları eleştirileri neden toplamıyoruz böyle? Yani tabii birçok eleştiri var. Olabilir. Evet birçok eleştiri var. Ama biz genel sık sık tekrarlanan eleştirileri gündeme getirelim dedik. Aynen ve öyle. Ekşi Sözlük bunun içinde tabii ki en yani ulaşılabilir ve insanların en azından biraz daha düzeyli bir şekilde. Gerçi son zamanlarda bozuluyor ama Ekşi Sözlük'te Netflix hakkında yazılan eleştirileri Netflix başlığı altında topladık. Başlığının altından topladık ve onları şimdi sizlerle paylaşacağız. Böylece biraz da yorumlamış olacağız. Yani hepimizin bildiği konuları belki dilendirmiş olacağız. Bunun üzerinden belki Netflix bizi duyar. Ve bunları yapar. Da, neden olmasın? Zaten Netflix'in içerisinde muhakkak böyle mesaj sistemi falan vardır. Hani bize önerilerde bulunun vesaire evet. Gibi ama biz böyle bir video hazırlamış olalım. Bunu ileride işte Blue TV, Exxen vesaire gibi platformlar içinde yapmayı düşünüyoruz. Aynen öyle. Şimdi fazla uzatmayalım. Hemen başlayalım. Hadi bakalım. Evet, ilk önce sen oku Enes. Bu arada okurken şeyi de söyleyebilirsin. Gerçi ekranda görecek arkadaşlar. Yani ekrana yansıtalım. Ama arkadaş, sen paylaşım yapan entry'ye giren karakterin, kişinin nickname'ini de okuyabilirsin. Tamamdır. Evet, sırayla gidelim istersen. Tamam, daha bir sen söyle, bir ben söyleyeyim. Tamam. Şimdi ilk editimiz şu. Entry. Ben ne dedim? Edit. Edit değil. Yani edit olmuş ama hani sonrasında olmuş. Metin editlenmiş, sen o yüzden edit dedin. Aynen. Evet. Evet, ilk yorumumuz şu. Shortman isimli arkadaşımız bunu yazmış. Demiş ki yabancı filmlerin isimlerini, tabii ya, okuduktan sonra ufak bir yorum katalım sonra devam edelim. Tabii ki. Yabancı filmlerin isimlerini Türkçe olarak yayımlanmamalı demiş. Kesinlikle katılıyorum. Evet, kesinlikle doğru. Kesinlikle katılıyorum. İlla Türkçesini koyacaksalar da orijinal ismini de eklemeleri lazım demiş. Zaten böyle olması lazım. Şimdi normalde ara ara bilgilerde verelim. Mesela ben Azerbaycan'da Kanun Yayınları var. Çok severim. Yayın politikası mükemmeldir. Kanun Yayınları'nın şöyle bir şeyi var. Yöntemi var. Bastığı kitabın, yani kitabı aldınız böyle. İlk normal hani biz kitabı alırız. Ön kapak var ya. Evet. Ön kapakta Azerice'de isim nasıl okunuyor? Mesela Enes diyelim ki Aynes diye okunuyor. Örnek veriyorum. Aynes diye yazıyor. Kitabın mesela işte Azerice ismi nasıl söyleniyor? Onu Azerice nasıl söyleniyorsa öyle yazıyor. Kitabın arka kapağında ise orijinali yazıyor. Anlatabildim mi? Yani çift kapak yapıyor. Mesela işte evet şimdi diyelim ki biz diyelim ki Harry Potter'ın yazarı Rowling. Rowling'i nasıl okuyoruz biz? R-O-V-L-I Rowling. N-G. Tamam mı? Biz Rowling diye okuyoruz. Evet. İşte onlar da bu Rowling diye yazıyorlar. Arkasında orijinal yazıyor. Harry'i de Harry diye yazıyorlar ama. Harry. Yani H-E. Kapak için böyle değil mi bu? Tabii. Kitabın, hayır zaten içinde de nasıl seslendiriyorsa öyle. Çünkü aslında bu eskiden Türkçe'de de vardı. Hançeri'nin seslendirebildiği meselesi
ondan çıkan. Değişik, neyse oralar ayrı edebi güzel, şeyler. Güzelmiş, ben beğendim şahsen. Evet yani Netflix de böyle yapabilir. Posterde hem şeyi olsun, yabancısı olsun orijinali, hem de olabilir. Buna Türkçesi bir arayüz getirebilir. Daha farklı bir konsept çalışması yapabilir. Yapabilir kesinlikle. Ki zaten burada arkadaşımız yazmış mesela The Departed, Donnie Brasco ve The Insider. Tabii ben bunları okunabilmesi gerektiği gibi okumaya çalıştım. Bu üç film ülkemizde köstebek olarak çevrilmiş. Bir de Donnie Brasco ve The Insider'ın başrolünde Al Pacino oynuyor. Üstelik çıkış tarihleri arasında 2 yıl var. İsim Türkçe olunca gereksiz şekilde kafa karıştırıyor. Neyse ki yönetmenlerden ayırt edilebiliyor ama ben gene de orijinal isimlerini tercih ederim demiş. Sonra edit yapmış. Hesap ayarlarından dili İngilizceye çevirince orijinal isimleri görünüyor. Netflix'e daha yeni girişen bir kapkara cahil olduğum için aklıma gelmemiş. Tavsiyeler için teşekkürler demiş. Ha, demek ki yani İngilizce dili... ama yani İngilizce çevirmek o kimsenin aklına gelmez, uğraşmayız da zaten evet, biz bununla. Gerek yok. Ama güzel bir anekdottur. Göz filmlerin, açısından filmlerin hem İngilizceleri hem de bence Türkçeleri önemli yapılsın bence de. Evet. Evet, şimdi Sully. Sully nasıl okunuyor bu? S-L-Y-Y isimli nickname'ine sahip arkadaş. Cowboy görselli arkadaş şunları yazmış. Hı hı. Netflix başı çekse de bütün dijital platformlar el ele vererek sinema sanatını bitirdiler. Endüstrileşme önce futbolu bitirdi, şimdi de sinema. Yazık, çok yazık demiş. Katılıyorum. Yani katılmıyor değilim. Ben zaten sinemanın bazı videolarda böyle bahsetmeye çalışıyoruz. Artık böyle dar bir alana girmesi. Her ne kadar işte sinema salonları için heyecanlandıran filmler falan yavaş yavaş böyle bir şeyler çıkmaya başlasa da Netflix ve benzeri platformlar gerçekten sinema sanatını iyice mahvettiler. Yani. İyice köhne mahvettiler. Bir hale getiriyor. Bugün de şu hareketi sürekli yapıyorum. Neden acaba? Çok yani futbol zaten gerçekten endüstrileşmiş ve bitmiş durumda neredeyse. Ya ben biraz da buraya şöyle bir dipnot ekleyerek yorum katabilirim. Doğru, bu tarz platformlar sinema denilen kavramı bir köhne zihniyete doğru, dar bir zihniyete doğru sevk ediyor. Tamam, içinde güzel eserler çıkıyor olabilir ama genel hatlarıyla aslında yönetmenler de artık bu tarz üzerine yoğunlaşarak aslında para endeksli çalışmalara yöneliyorlar. Yani ben bu filmi çekersem şu kadar para kazanırım, bu kadar para... Yani olayı kapitalizme birazcık yönlendiriyorlar. Dediği doğru. Yani şimdi böyle bakınca da yani bunu şimdi böyle çok yorum yapıyoruz. Hepsini nasıl bitireceğiz bilmiyorum da belki yarıda bırakırız. Şimdi şöyle mesela biz Semih Kaplanoğlu filmlerini izlemek istiyoruz. Hı hı. Yok hiçbir yerde. Evet. Yani Semih Kaplanoğlu bir örnek, yakın zamanda konuştuğumuz için diyorum. Yani başka filmler, yani bunları korsan izlemek istemiyorum ki ben. Evet. Gerçekten korsan izlemek istemiyorum. Yani onları satın alarak izlemek istiyorum. Kaliteli en azından, hı-hı, izlemek istiyorum. Bu sebeple de aslında baktığında Netflix'te bir yerde bu yönden iyi. Tabii iyi yönleri var. Yani yok diyemeyiz zaten. Ki zaten işliyor oluşunun zaten bir sebebi bu. Demek ki bir şey var yani. Neyse, yorumlar açık evet, tabii ki. Evet, devam edelim. Geçelim bir sonraki yorumumuza. Tamam. Evet, bu arkadaşın ismi telaffuz etmiyorum. Çünkü biraz seksist. Evet, tamam. Evet, şeyi bu arkadaş yorum şu şekilde yapmış. Demiş ki ben beğendim şahsen. Bünyesine daha fazla Hint filmi eklemesi gereken platform demiş. Ben bunu bugün neden fark ettim. Neden aldım bilmiyorum da. Ben bunu bugün fark ettim. Amazon. Bir filme girmiştim. O filmde hani bir filmi açınca altında da farklı beğenirsiniz diye öneriyor ya hani Netflix. Orada baktım ki yani gerçekten bayağı aslında Hint filmi varmış. Hani ben hiç yok gibi düşünüyordum. Bence olabildiği Amazon kadar Amazon Prime varmış. Dolu ya. Yani Amazon Prime Hintliler ele geçirmiş durumda. Öyle mi? Tabii mesela oradan o konuda bilgim yok ama oradan, Netflix'te böyle bir şey gördüm. Oradan izlesinler ya. Belki biraz daha reklam olabilir hani. Olabilir. Evet. Bir sonraki yorumumuza geçelim. Evet. Türkiye'deki İngilizce altyazı, ha bunu da Fear of the Dark isimli nickname'i sahip kullanıcı yazmış. Türkiye'deki İngilizce altyazı seçeneğinin sadece closed caption formatında olması ile delirten yayın platformu. Arkadaş niye düz İngilizce altyazı seçeneği yok? Eskiden vardı. Kapı gıcırdayarak açılır. Kalabalık uğultusu içeride duyulmaktadır. Musluktan su damlası sesi arka plandan geliyor gibi. Bazen 15 dakikası sessiz olan filmde 28 paragraf altyazı durmaksızın altta akıp durabiliyor. Bazen bu altyazılardan spoiler bile yemek mümkün. Tam gergin ne olacak diye beklerken altyazıda perde bir anda yaratık sesi eşliğinde yırtılır gibi şeyler yazıyor. Henüz ekranda bir şey yokken.
Evet, böyle şeyler var gerçekten. Bunun gerçekten ayarının yapılması lazım. Closed Caption diye bir seçenek olması lazım. Bir de normal altyazı seçeneği olması lazım. Ama ben şunu seviyorum bir yerde. Mesela diyelim ki bir şey oluyor. Bir duvarda bir yazı var. Duvardaki yazıyı da yazıyor. O güzel. Onun altyazısı olması güzel. Ayrıntıyı keşfetmek. Yani altyazıyı baştan savma yapmamış. Film ama bence yapmışlar. O da yönetmenin, senaristin ve işte o yapımcının, neyse o altyazıyı yapanın, onun sunmuş olduğu bir şey aslında. Onun gibi da, bir sürü şey oluyor çünkü da, onların hepsini vermiyor. Sadece olabilir. Vermesi gerekeni veriyor. O da olabilir. Evet, neyse. Güzel yani böyle bir seçeneğin. Evet, ikinci, üçüncü yorumum benim en azından. Üçüncü yorumum Zerok 069 diye bir arkadaş demiş ki yardım merkezi planlar ve ücretler sayfasının en altında bir satır. Not, yaşadığınız yere bağlı olarak abonelik ücretinize ilaveten sizden vergi de alınıyor olabilir. Yani bu vergiden bahsetmiş. Yaşadığımız bölgede ekstra vergi mi diyor? Evet, ekstra vergiler alınabilir demiş. Tamam. Bunun bilgisini vermiş. Bu bizim Türkiye için geçerlidir diye düşünüyorum. İncelemedim ama öyledir diye düşünüyorum. Vardır tabii canım. Çünkü bizde her şeyin, havanın bile artık vergisi cereyan etmek noktasına gelmiş durumda. Başka evet. Bir şey diyor mu? Demiyor. Ha, demiyor. Tamam. Evet, yani böyle. Yani şimdi arkadaş yok canım daha neler demiş de inanmamış. Ama kaç var, yılında yazmış varmış, bunu? Vardır yani. 2023 Nisan. Allah Allah. Hala inanmıyor demek ki. Evet, Rusya isimli nickname'ine sahip kullanıcı. Dünya genelinde 2022'nin son çeyreğinde abone sayısı 7.7 milyon atarak yazmış. 230.8 milyona ulaşan dizi, film, belgesel izleme ortamı. Ben de diyorum fiyat artışı çok oldu, iyi oldu. Aboneliğimi iptal ettim. Şimdi tepkilerden zammı geri çekerler. Neyse, ben Tot TV eğlence paketi aldım. Aylık 29 lira. Biraz da onu izlemeyeyim. Biraz daha ucuza bir şey izlememem lazım. İçerik kısık, kısır. İçerik kısır. Ek 2023'te de 1.8 milyon artmış ve 232.5 milyon aboneye ulaşmış. Koyduğum tepki biraz işe yaramış. Abone sayısı az artmış. Kaynak T24. Yani şimdi bir sürü şeyden bahsediyor gibi oldu da. Evet, abone sayısı sürekli artan ve Tot TV'den bahsetmiş ama Tot TV'de belki şey yapabiliriz, konuşabiliriz. Sen hani maçları izlediğimiz var ya, Süper Lig'i izlediğimiz. Evet, güzel yapımlar Tot var TV. Orada. Tot TV, orada da değişik yapımlar var. Evet. Niş yani, niş yapımlar. Güzel. Oraya da bakılabilir. Evet, böyle demiş. Yani Türkiye'de bir erkeğin maç izlemek için Tot TV'yi alıp oradan da evinin, çoluğunun, çocuğunun, kardeşinin, arkadaşının oradaki yapımları izleyerek Netflix'e para vermemek gibi bir tercih olabilir. Olabilir, evet. Evet, diğer yorumumuz Kent Lark. Clark, Kent Clark diye bir arkadaş demiş ki Surfshark VPN ile Netflix'e Amerika üzerinden girmeye çalıştığımda böyle bir üyelik yoktur dedi. Yani VPN değiştirerek girmeye çalışmış Amerika üzerinden. Sonra Kanada'ya geçtim. Kanada kütüphanesi açılabilir, izlenebilir fakat Amerika kütüphanesi asla olmuyor, açılmıyor VPN ile demiş. Kullandığım VPN ile Disney Plus'ta da rahatça ülkemize henüz gelmeyen içerikleri Türkçe izleyebiliyordum fakat bu durum Netflix'i neden böyle anlayamadım demiş. Yani VPN ile bunu yapanlar var. Farklı işte ülkelerden bağlanıp işte izleyenler falan. Ya ben bunu bir ara denedim. Bu yorumu okumadan önce denedim. VPN'i değiştirerekten işte Amerika üzerine girmeye çalıştım. Ben girmiştim. Sonrasında denediğimde giremedim ki. Hatta orada şunu fark ettim. Amerika yapımları daha farklı, içerikleri daha farklı. Bizim ülkemizde olmayan yapımlar var mesela orada. Tabii bizde bilmiyorum altyazı, işte dublaj olayları falan yaptıkça mı geliyor, nasıl oluyor bilmiyorum ama bu dediği olay arkadaşın cereyan etti benim de başıma bir kere geldi. Daha ya burada belli belli şeyler vardır. Mesela orada yayınlanıyordur. Ondan sonra işte burada hani aylık bir şeyler getiriyor işte Netflix'te bu ay. Döndürüyor ki. Dünya. Sürekli üzerinde. Döndürüyor onu. Belki o yüzden böyle evet. Planları vardır yani şirketin. Hani çok da önemli değil yani sanki bütün hepsini izledin de. Bütün hepsi bitti mi yani? Hala iyi içerikler var. Gerçekten niş var, yani. Var. Çok gizli kalmış. Ki zaten yeni yapımlar geliyor. Geldikçe aslında yeni gelenlerden ziyade eski yapımları da hala alttan alttan yüklüyorlar. Evet. Bu arada eski yapımlar çoğaldı. Çoğaldı. Onun da galiba bir şey vardı. İzleniyor da yani. Artık herhalde Netflix yeni yapımlar fazla izlenmiyor diye mi bir durum söz konusu bilmiyorum. Eskiye dönüş bir süreci şu an var yani. Evet. Holigano isimli kullanıcı şunu demiş. 6 milyon TL gibi bu ülkede yaptığı ciroya göre komik bir bağışta bulunmuş yayın organizasyonu. Ülkede 200 bin abonesi olsa aylık 100 liradan 20 milyon TL yapar. Bu sadece 200 bin abone için. Kazandığınız o paralarda müşterilerinizin yaşadığı olağanüstü durumda sadece 4 günlük cironuzu paylaşıyorsanız yemezler. O üyelik iptal edilecek.
Burada bir şey var yine. Duygusal bir milliyetçilik şeyi var, yaklaşımı var. Yaklaşım milliyetçilik değil de duygusal bir yaklaşım duygusal var. Duygusal milliyetçilik. Tamam, öyle tanımlıyorsan. Ben öyle tanımlıyorum çünkü yani bu aynı şeyde şöyle de oluyor. Filistin'e İsrail'in bomba atmasıyla beraber işte Coca-Cola'dır, işte Rinso'dur, bilmem nedir, şudur budur. Kullanmıyoruz, boykot ediyoruz. Kardeşim bir ay boykot ediyor, edemiyorsun bile. İkinci ay tekrardan hoppa cuppa saldırıyorsun. Bu işler böyle olmaz zaten. Yani olmaz. Tabii topyekün bir şey yapmak gerekir bu konuda. Topyekün, bu da zaten iptal edilecek falan diyor da topyekün yapalım falan gibisinden diyor herhalde. Ama böyle olmuyor zaten. Olmuyor. Sen yani ne bileyim, bilmiyorum. Bu şey işleri, neydi işte onun adı? Boykot işleri biraz bana saçma geliyor ya. Saçma, bir yere varmıyor yani bence. Evet. Şimdi bir yorum var. Zorba Greg diye bir arkadaş yazmış. Beğendim ben bunu, aldım. Cannes Film Festivali'ne film göndermeyen Netflix, Venedik Film Festivali ve Toronto Film Festivali seçkisinden 5'er filmle yer aldı demiş. Burada işte sıralamış, bunları ekranda görüyorsunuz. Venedik Film Festivali'ne gönderdiği filmler işte The Killer, David Fincher'ın, El Conde, The Maestro, The Wonderful Story of Hungry Sugar, Society of the Snow. İşte Toronto Film Festivali'ne gönderdiklerinde Pain, Hustlers, Reptile, Fair Play, Night, Rustin diye böyle bir şey paylaşmış. Bence bunlar üzerinden de izlenilebilir, hani filmler öneri mahiyetinde değerlendirilebilir. Hani en azından film festivallerine gönderdiği için daha farklı bir şeyi vardır. Şimdi buradaki önemli olan aslında bizim konuşmamız gereken şey, her ne kadar işte sinema endüstrisini kötü başta olarak etkiliyor gibi görünse de hala film festivallerine değil, film festivallerine film gönderiyor, yapım gönderiyor yani. Evet. Bu da önemli bir şey. Önemli. Çünkü tabii neticede bu kadar abonesi olmasa o kadar parası olmayacak. O kadar parası olmasa bu filmleri yapamayacak. Ha, bu filmlerin içeriği konusunda şey, onlar ayrı tartışılır. Konuşulur. Ama bence olay şundan ibaret. Beğenmezsen bir daha yani çekmez Netflix onu. Netflix belli bir gruba hitap etmiyor zaten. Olabildiğince topyekün tüm kategorilerde film yapıyor, film çekiyor. Yani bu cinsel içerikliden savaş içeriğine, işte politik içeriklere, işte biyografilere, işte savaşlara, onlara, bunlara hepsi, ki interaktif, hatta şu son günlerde çok mu Netflix övüyoruz ya? Sanki Netflix övüyoruz gibi oldu. Ya bu adamı yaptığını söylüyoruz yani. Övmek değil yani. Ne bileyim, övüyoruz gibi oldu. Mesela interaktif olayı mesela Bandersnatch'te mesela vardı. İlk başlamıştı değil evet, mi? Evet. Şimdi mesela son günlerde bakıyorum, Tapon'da ilk bir tane film var. Aşka Yakın mı? Aşkla ilgili bir şey sanki. Türkçe mi? Bilmiyorum, girip bakmadım daha. Interaktif yazıyor böyle üstünde. Aa, daha girip incelemedim. Bakmak lazım. Onu bir incelemek istiyorum. Bu tarz şeyleri yapıyor. Adamlar yani bir yenilik getiriyor. Tamam, süre gelen şeyleri devam ettiriyorlar. Farklı şeyler de koyuyorlar. Festivallere gitmesi gayet tabii yani. Entelektüel izleyici kitlesine de hitap etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Evet, şimdi bende zaten son kaldı. Sende birkaç tane daha var ama. Biraz da uzun yazmış. Açık kahve. O zaman ben bir iki tane daha okuyayım kısaları. Hemen hızlı oku, tamam. Tamam. Paşa Hazar diye bir arkadaş yazmış. Müzik ve efekt seslerinin 100 desibel, diyalogların 10 desibel olmasından dolayı sürekli bir elimde tuttuğum kumandayla ses seviyesini düzelterek bir şeyler izlediğim platform. Videolarımızı takip eden arkadaşlar, benim bu konuda yaptığım önceki Netflix filmlerindeki eleştirilerimin içerisinde bunun olduğunu göreceklerdir. Bu gerçekten Netflix'te yoğun olarak var. Özellikle aksiyon filmlerinde. Etrafta savaş sırasında falan acayip sesler, yani yüksek, yani kulağımda tutamıyorum. Ama konuşmalar geliyor. Ya kardeşim, ben sürekli ben yükseltmek ve alçaltmak zorunda mıyım ya? Evet. Bunun ayarı yok. Bak, burada Netflix'i şu anda bu konuştuklarımızın içerisinde en çok eleştireceğim konulardan biri. Doğru. Bunu ayarlamaları lazım. Ama bu zaten genel sinema camiası içerisinde yapımlarda hep bir sorun. Yok, ben ne sinemada, yok böyle bir şey yani. Sinemada cereyan yani kurgu olayında yani bunlar hep bir eksiklik. Bu özel bir şeydir yani, ihtisas gerektiren bir şey. Onun bence yapabilirler o parayla. Bence de yapın. Yapın bunu. Evet. Geçtik. Turfanda diye bir arkadaş yazmış, Turfanda diye. Son yıllarda içeriklerindeki saçmalıkları gördükçe dini kitaplarda bulunan Deccal'in bu olduğunu düşünmeye başladım demiş. Evet, yani bu konuda ben de şey yapmam, yatsımam bu görüşü. Normal. Olacak yani, zaten böyle. Doğru. Kıyamete çünkü, doğru. Evet, çünkü yani bu doğru. Çünkü toplulukları organize olarak bir yere yönlendirip bir yerden getirebilme potansiyeline sahip Netflix. Yani bir şeyleri
överken, yererken hep bu konuda şey oluyor yani bir artı veya eksi durumu cereyan ediyor. Ya bu şöyle sadece Netflix için geçerli değil. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Dünyanın gidişatı dolayısıyla bu böyle. Tabii ki ahir zamanda yaşıyoruz en nihayetinde. O normal. Evet, diğer bir arkadaşımız Pillow From Home diye bir arkadaş. New York'un ikonik sineması Paris Tiyatrı tekrar kullanıma açan platform demiş. Hmm, bu güzel bir haber başlığı. Gerçi bizim için değil de evet. 15 yıl aradan sonra ilk kez 70 mm filmlerin gösterilebileceği bir teknoloji eklemişler. Açılış 1-7 Eylül'de gerçekleşecek Big and Load programında yapılacakmış demiş. 2001 A Space Odyssey, Baraka, Lawrence of Arabia, Once Upon a Time in Hollywood, Playtime, Roma ve Top Gun program kapsamında 70 mm olarak gösterilebilecek. Dolby Atmos DCP sistemiyle izlenebilecek filmlerin arasında falan filan anlatmış burada. Ekrana geliyor zaten. Bu şekilde bir bahis açmış. Evet, güzel. Yani böyle bir şeyi yapmış. İşte bak şimdi. Netflix öldürüyordu. Bu bizde yok dediğin ne Tugay? Mesela ben şu böyle bir salon 70 mm. Lawrence of Arabia mesela. Ha şey, fiziki bir şey açmış. Tabii ki. Hmm. Bir salon açmış, orada gösterim yapıyor. Tamam. Filmlerin gösterimlerini yapıyor yani. 70 milimetre özel bir şey bu yani. Bizdeki Yeşilçam, ben Metin Erksan filmlerini mesela gösteren sinema var mı 70 milimetre? Yani bir orijinaliteye yakın böyle bir şeyler, böyle şeyler yok. Zaten sinemaya giden yok ki, böyle bir şey kim yapacak? Yani işte. Belki olur. Niye Barbie çok izlendi? Evet, geçtik. Son üstü çok kısa. Bunu okuyayım mı, sen mi okuyacaksın? Tamam, ben okuyayım ama bunu hızlı geçeceğim. İnadına desteklemeye devam edeceğim platform demiş. Paketim standart HD paketmiş. 4K HD pakete geçiyorum. Sebeplerim burada yazıyor diye bir şey yazmış oraya. İsterseniz eksileyin, umurumda değil. Ondan sonra da kaç tane? 6 tane şey dizmiş. Bunların içerisinde işte bir şeyleri sayıyor. Mesela Netflix'e uygulanan linçten etkilenecek kişiler sorumlu tuttuğunuz yöneticiler değil, Türkiye'de çalışmakta olan filmmaker olacaktır diyor. Yani sen linç uygularsan Netflix'e, Netflix bundan bir şey kaybetmez diyor. Senin adamların kaybeder diyor. Anladın mı? Bu konu hakkında da çıkıp bizim yapımcılarımız bir şey söylemiyor ama. Yani sağ elin verdiğini sol el görmesinin inancına sahip olduğunu iddia eden bir topluluk, herhangi bir olay karşısında sessiz kalan tüzel kişiliklere karşı nötr bir tutum sergilemelidir. Aksi halde toplum bizzat kendisiyle çelişmiş olacaktır. Ben zaten biraz önce dediğim gibi bu işte gerek yok yani. Netflix bir haber sitesi, gazete, haber ajansı veya geleneksel medya organı değildir. Doğal olarak taziye mesajı bile yayınlamadılar düşüncesiyle konuya yaklaşmak düşüncesizlik olacaktır. Netflix ne gündemi domine etmiş ne olağan akışında bir değişiklik yapmıştır. Paylaşımlarını deprem felaketine görünür olumlu ve olumsuz herhangi bir etkisi olamaz. Kesinlikle katılıyorum. Sadece Netflix için değil, genel platformların hepsi için. Bu deprem sırasında yaşanan karmaşadan çıkan yorumlar. Hı hı. Netflix Türkiye'ye yönelik başlatılan olumsuz haberlere karşılık henüz herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Bu saatten sonra yapılacak herhangi bir açıklama toplum gözünde önemsiz olarak algılanabilir. Özetle şirketin cevap hakkını elinden almış oluyorsunuz. Edit. Beklenen oldu. Açıklama geldi ve kamuoyu tarafından samimi olmadığına kanıt getirdi. Zaten ne olacaktı ki yani? İşte neyse. Netflix Türkiye'nin deprem felaketi sonrasında yapabileceği en profesyonel ve en doğru hamle olaylar hakkında bir belgesel hazırlamak olacaktır. Yapılabilir. Destekliyorum. Bu kesinlikle güzel bir düşünce. Mesela bunu deyin yani. Hani neticede politik söylemleri rahat rahat kullanabiliyorlar yani, hep karşıyı o zaman, suçlayıp hep bir şey yapmıyor. Evet, o zaman etmiyor. Biz yapalım abi. O zaman biz yapalım. Biz niye yapmıyoruz? Sen niye yapmıyorsun Ahmet, Mehmet? Veya yani şimdi yani bu bir şirket ya. Şirket yani. Şimdi gelecek ve bilmiyorum, bana çok saçma geliyor ya. Yani işte üzgünüz falan. Üzgün olmadığını biliyorum kardeşim. Sen samimi gelmeyecek ki. Hiçbir türlü gelmez yani. Gerek yok böyle bir şey zaten. Hiçbir türlü gelmez. Evet. Ben öyle düşünüyorum. Yardım meselesi de yani adam o kadar yardım yapmış. O kadar yardım yapıyor yani. Seni yine şey yapmaz ki. Ya zaten olay hani şöyle. Sen bir şey diyemezsin ki adama. Niye bu kadar yardım yapıyor? Onu yapsa daha fazla yap dersin. Evet. Bunun zaten sonu da yok olay zaten. Olay şöyle bir şey yani. Bu olay cereyan ettiği sırada, o deprem olayındaki olay cereyan ettiği sırada biz mesela Netflix'te işte Disney'e bu olay paylaşımları yapmadığı için mesajlar atıp işte müşteri hizmetlerine bağlanıp bu neyimizi derler, şikayetimizi veya işte olumsuz hissiyatımızı paylaştık. Onun nihayetinde dedi tabii paylaşımlar falan oldu. Belki yatırım, yardım falan da ettiler vesaire. Şimdi bunu yazan arkadaşların, bu fikirde olan arkadaşların
Bence niye yapmıyorsun? Suçlama değil de kardeşim sen birey olarak git bunu yap. Abi demokratik ülke değil mi? Demokrasi değil mi ya? Ben gerçekten bizim ülkede demokrasinin çok yanlış yerlere çekildiğini düşünüyorum. İşlemediğini. İşlemediğini. Türkiye'de kapitalizm de işlemiyor bence. İşlemiyor. Bankamatik bozulursa kapitalizm işlemiyor demektir. Yani bankamatik bozulması ha bu dünyada da olabilir. Beni ilgilendirmez. Dünyada da o zaman işlemiyor demektir. Hiçbir şey doğru düzgün işletemiyorsan onun hakkında zaten böyle çok o her şeyi başarıyor. Bozulan kapitalizm mi olur lan? Öyle şey olur mu? Olmaz abi. Kapitalizm bozulmazsa işe yarar. Tabii ki. Yani sürekli üretmesi lazım, sürekli getirmesi lazım, bir şey yapması lazım. Öyle. Ha olmaz. Demek ki bunların hepsi bozuluyorsa demek ki asıl güç bunlar değil. O zaman aklı başında olan insanlar bunu böyle düşünsünler. Aynen öyle. Yani birey olarak bence bireyin, kişinin ne yapabiliyorsa yapması gerekiyor. Yani bu Twitter'da ben tweet attım, iş tamam. Bitmiyor. Ya zaten işte. Ama bir şeyler olması gerekiyor diyerek fazla uzatmayacağım. Son şu yorumu söyleyerekten yavaştan toparlayalım ve kapatalım. Kokoreç sensiz olmaz diye bir arkadaş paylaşmış. Çok güzel nick. Demiş ki çok az içeriği var ya ben iptal edeceğim üyeliğimi. Yalnız ya abi sen süpersin ses ya. Ses kaydı gibi. Gerçekten sen süpersin. Yani bu kadar saf temiz bir düşünceyle bu kadar bak, yazmış. Yorum, yorum budur abi. Çok az içeriği var. İptal ediyorum ya. Adamı tatmin etmiyor. Bak şöyle diyeceksin. Deprem hakkında ben yorum yapmadıkları için iptal ediyorum. Bitti ya. Bitti abi. Ha, bunu diyorsan ben sana bir şey demem ama işte kalkıyorsun şunu yapmalıydı, şöyle olmalıydı, böyle olmalıydı falan. Ya bu kadar derinlemesine bir şey yapmana gerek yok ya. Biz ülke olarak şikayet endeksi gidiyoruz. Onun Allah için bunlara gitmeye gerek yok. Bir şeyler yapalım. Böyle en azından böyle bir yorum yapalım. Daha sahih evet, ve gerçek Nicky, olur. Nicky'nin hakkını veren bir adam. Aynen öyle. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Efendim kendinize iyi bakın. Başta söylediğimizi bir kez daha küçükçe hatırlatalım. Kanalımıza abone olabilir. Videomuzu beğenebilir. Diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Dedim mi? Bir daha diyeyim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyette kalın. Afiyette kalın da... Afiyette kalın güzeldi. Yemek programı gibi Allah'a oldu. Allah'a ısmarladık.